Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün Paşa ile beraberiz. Özlemişsinizdir diye bir video çekelim istedik. Arkadaşlar size son durumlarından bahsedeyim. Gördüğünüz gibi bütün sıkıntıları giderildi. Kilo da aldı. Çok zayıftı çünkü biliyorsunuz. Hatta kafasındaki tüyler de çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Çok yakışıklı oldu benim oğlum, değil mi? Değil mi oğlum benim? Arkadaşlar yani yaklaşık bir ay olacak ama bizim ailemizin ferdi oldu. Anlatamam size. O kadar çok bizi mutlu ediyor ki evin her odasını ezbere biliyor, her odasında geziyor. Kendine ait özel yerleri var. Oralarda vakit geçirmeyi çok seviyor. Çok eli alışkın. Biz nereye o oraya. Mutfağa geliyor, sabah bizle beraber kahvaltı yapıyor. Vesaire vesaire. Yani anlatılmaz yaşanır. Dur, ısırma eşek sıpası. Tek sıkıntısı arkadaşlar hala konuşamıyor. Hep diyorum bu psikolojiden dolayı mıdır? Hep böyle bir sessiz kalma eğiliminde. Niye bakıyorsun sen? Ama konuşmasa da diğer bütün hareketleri, tavırları bizi mest ediyor. Ha oğlum benim. Gel, gel kafanı kaşıyım senin, gel. Gel. Arkadaşlar kafasını kaşıtmaya bayılıyor. Şöyle bir gel. Gel. Gel kafanı kaşıyım senin, gel. Gel. Ha, gel. Oy, kurban olayım ben sana. Arkadaşlar ya bu sevilmezle ne yapılır ya? Ha? Bu sevilmezle ne yapılır ya? Bak 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 bak. Bu sevilmezle ne yapılır ya? Gel lan biraz kaşıyım seni, gel. Eşek. Ha? Ne oldu? Arkadaşlarımı merak ettin sen? Ha? Arkadaşlarımı merak ettin? Tamam hadi kaşıyım hadi. Of. Aman. Elim çarptı. Özür dilerim, özür dilerim. Tamam gel hadi gel. Kurban olayım ben sana. Şanslım benim. Arkadaşlar ya dediğim gibi anlatılmaz yaşanır ya. Yani diyorum ki ben daha önce papağan beslemedim. Muhabbet kuşu besledim. Ama bunun yeri ayrıymış ya. Vallahi bu başka bir şeymiş. İlgi ise ilgiyi kendisi istiyor. Sizin vermenizi beklemiyor. Geliyor mesela elime vuruyor benim. Tamam ya da ısır, bak artık ısırmıyor da. Artık yalandan böyle. Kızımız diyor ki kafamı kaşı. İlgiyi kendi istiyor arkadaşlar. Sizin vermenizi beklemiyor. Mesela canı başının kaşınmasını istiyor. Geliyor elimi kıtmızlıyor böyle ufaktan. Sonra kafasını eğiyor. Diyor ki beni kaşı. Sonra geliyor benim dizimde yatıyor, uyuyor. Ne bileyim elimde uyuyor. Bir kurban olayım ben sana. Ay. Ay ne oldu? Ne oldu, korktun mu? Dışarıda rüzgar var. Rüzgarın sesine biraz ürperdi. Ha, aşkım benim. Gel. Gel. İyi ki yakalamışım ya. Vallahi iyi ki karganın elinden kurtarmışım. Bizim şeyimiz oldu ya. Bu bizim motive kaynağımız oldu ya. Bizim hayatımız oldu bu. Anneme çok alışkın arkadaşlar. Annemin sesini duyduğumda çıldırıyor. Babama da öyle. Babamın bütün tespihlerini kopardı. Normalde babam tespihlerini sever, kıymetlidir yani. Ama bu sağ olsun bütün hepsini parçaladı. Ona rağmen babam hiç sesini çıkarmıyor. Hatta hoşuna gidiyor. Gidip oyuncaklar falan almış zaten oynamak için. Babamın böyle kollarındaki kılları falan şey yapıyor, ısırıyor, koparıyor. Ya ne bileyim ya. Arkadaşlar eğer paşanın durumuyla alakalı izlediğiniz video sizin hoşunuza gidiyorsa bir like atın da paşa da ben de sizin bu videona karşı sevdiğinizi bir anlayalım. Oğlum benim. Oğlum. Paşa. Paşa. Hanimiş benim oğlum. Hanimiş benim oğlum. Oğlum bir de konuş be. Biraz da konuş ya. Biraz böyle bir cik et lan, cik cik. Hani böyle insan gibi konuşmanı istemiyorum. Böyle kelime söylemeni istemiyorum. Cik et, cik cik. O bile yeter yani. Arkadaşlar hiç sesi çıkmıyor hiç. Evin sessiz güzelliği. Aslında bir yandan da iyi. Şimdi bazı papağanlar çok cak 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 ediyor. İnsanı rahatsız edecek duruma getiriyor. Bunda ses soluk yok. Ağzı var, dili yok. Değil mi lan? Değil mi lan? Bir de arkadaşlar en çok hoşuma giden
Mesela böyle elinizi uzatıyorsunuz. Elinize çıkmak için böyle bir adımını atıyor ama tam emin olamıyor. Bakın şimdi. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Baban seni yesin mi? Ha? Kıtmızlasın mı seni? Sen niye bu kadar yakışıklı oldun? Bana bak, bana. Sen niye bu kadar yakışıklı oldun? Ha? Şimdi ağzını burnunu yerim ben ya. Güzel değil mi arkadaşlar ya? Şunun güzelliğine bakın ya. Şanslı. Paşa. Hadi bir git gel bakayım bir. Hadi. Abilerin ablaların görsün seni. Bir git gel. Nereye gidiyorsun? Oğlum sen manyak mısın ya? At. At. Gel şöyle gel gel. Omuzuma çık diyeceğine. Paşa. 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 Seni yiyeyim mi lan ben? Ha? Seni yiyeyim mi ben? Ham yapayım mı ben seni? Şöyle bir yatağa geç ha. Geçen gün arkadaşlar benim yatağım burası. Uyuyorum, sabah gelmiş başımın ucuna. Şu yastığın orada bir yerde geziyormuş. Ben de tabii uyuyordum için bilmiyorum. Kafama bir kondu, yani kafama dediğim yüzüme kondu. Yüzüme bir kondu arkadaşlar. Aklım gitti. Vallahi böyle ödümü kopardı benim. Tabii sonra da uyutmadı. Sabahın 7'sinde geldi. Beni kaldırdı. Daha da uyutmadı. Arkadaşlar kafese hiç koymuyoruz. Dediğim gibi sadece kafese yem yemek için, su içmek için giriyor. Diğer bütün zamanlarını dışarıda geçiriyor. Evin her köşesi onun. Yani onun olmayan yer yok. Beyefendi nerede gezmek isterse orada geziyor. Her tarafa pisliyor tabii. Ama hiç sıkıntı yok. Annem de, ben de, hatta babam da bunun temizliğiyle alakalı hiçbir şeyi problem etmiyoruz. Zaten eşek sıpası ufacık fındık kadar bir şey yapıyor ya. Fındık kadar bir şey yapıyor. Bir de leke bırakmıyor hiçbir yerde. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Gel bakayım gel. Gel çık elime. Çık. Senin ibiğini yerim. İbiğini. Senin ben ibiğini yerim. Sen niye bu kadar güzelsin ya? Ha? Sen niye bu kadar güzelsin? Konuşsana lan biraz. Konuş. Paşa. Paşa. Bak fuyu oldu. Heh. Paşa. Şanslı. Şanslı paşa. Daha da güzelleşecek inşallah arkadaşlar. Yani hala eksik tüyleri var. Hala tüy döküyor. Ama büyüdükçe tüyleri uzadıkça daha da yakışıklı olmaya başladı benim oğlum. Ya bu büyük ihtimalle erkek arkadaşlar. Yani biz öyle düşünüyoruz. Erkek diye düşünüyoruz. Değil mi benim oğlum? Oğlum diyor, sana bir de kız çıkarsan var ya. Bütün söylediğimiz laflar çöpe gider. Şu bir dakika bak, omuzuma gelme. Arkadaşlar seni göremiyorlar. Sen şöyle bir atla şuraya. Hah. Omuzuma gelince ben seni çekemiyorum. Ondan sonra problem oluyor. Bak. Yürüyüşe bak. Paytak paytak yürüyor ya. Oğlum benim. Gel kafanı kaş. Şu anda kaşıtmak istemiyor. Normalde kafa... Hah, işte bu kafa kaşıtma olayı. Bak ya, illa elime gelecek illa. Gel. Gel hadi gel. Elime bayılıyor ya. Daha ne hünerleri vardı arkadaşlar. Size göstermiyor. Bazen böyle mesela atıyorum yatağının üstünde kanatlarını bir açıyor, bir koşuşturuyor, bir sağa sola böyle bir şeyler yapıyor böyle. Ötmeye çalışıyor, ötemiyor. Spa ya, vallahi spa ya. Bir kalkalım bakalım ayağa. Abiler, ablalar seni böyle boynu posun ışıkta görsünler. Değil mi? Hani hiç benim oğlum. Paşa. Paşa. Öttücü arkadaşlar. İnşallah. Biraz daha bize güveni artsın. Eve biraz daha alışsın. Ben eminim ki bu ses de çıkaracak. Ses çıkardığında da siz de biz de çok mutlu olacağız. İşte o zaman gerçek hünerlerini göreceğiz. Belki de konuşan bir papağan. Hiç bilmediğimiz, belki de onlarca kelime biliyor, bizim hiç duymadığımız. Onları da telaffuza başlayınca
çok çok güzel olacak. Değil mi oğlum benim? Ha? Değil mi? Sen bizle böyle beraber yaşamaya devam et. Bizi terk etme. Diğer sahibini terk ettiğin gibi. Değil mi aşkım benim? Ha? Ha? Değil mi tatlım benim? Şunun tipe bak ya. Yerim lan senin tipini. Arkadaşlar, normalde bir sürü hüneri var. Bizi delirtiyor bazen. Ama şimdi videoda yapmadı. Koşuşturmaları falan, ne bileyim bu hafiften böyle konuşmaya çalışmaları falan. Ama ileriki videolarda ben fırsat buldukça çekmeye çalışacağım. Kolumu arttın benim ya. Şöyle bir daha düş. Atla bakayım şuraya bir. Atla bakayım şuraya bir. Ha? Diğer videolarda ha aşkım. Sizlere paytakla bak paytaklığa ya. Sizlere yeni hünerlerini göstermek için kayıtlar yapacağım. Paşa, bir şey diyor musun arkadaşlara? Kapatayım mı videoyu? Şşş, bana bak bana. Kapatayım mı videoyu? Bir şey de arkadaşlara. Bir şey de. Hay senin paytak ayağını yerim ben, senin paytak ayağını. Gel hadi gel hadi gel. Hadi gel biz gidelim hadi. Abilerin ablaların seni bir son kez görsün. Sonra bize veda etmek düşüyor, değil mi? Hah. Ağza bak ağza. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.